Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 çayı menüsü hazırladım. Sizler de bu tarifleri deneyin. 5 çayını bu tariflerle sevdiklerinize ikram edin. Benim 5 çayı menümde bol soslu kısır, patates salatası, böyle kaşarlı patatesli yumuşacık bir hafta bile bayatlamayan bir poğaça tarifi, yoğurtlu cevizli makarna ve incirli pasta var. Buyurun tariflerin yapımına geçelim. Patates salatası için istediğiniz miktarda patatesi haşlayalım. Kabuklarını soyup kenara alalım. İç malzemesi için ben böyle 3 adet kornişon salatalık turşusu doğradım. 1 adet kırmızı biber küçük olacak şekilde doğrayalım. Patates salatasını bu şekilde deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Biberleri doğrayıp ayrı bir tabağın üzerine aldıktan sonra bir tutam üzerine maydanoz doğrayalım. Üzerine 1 adet taze soğan doğrayalım. Eğer elinizde varsa bir tutam da dereotu doğrayalım. Kabuklarını soymuş olduğumuz patatesleri istediğiniz büyüklükte doğrayalım. Ben patatesleri derince bir kabın içerisine aldım ve benim elimde taze dereotu yoktu. Buzluğa doğrayıp atmıştım arkadaşlar. Oradan çıkartıp üzerine şöyle iki tutam dereotu ekledim. Dereotu çok güzel lezzet veriyor. Mutlaka deneyin. Ve doğramış olduğum sebzeleri de patateslerin üzerine ilave edelim. Üzerine istediğiniz miktarda mısır ilave edelim. Böyle iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Üzerine yeteri kadar tuz ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı 7 türlü baharat. Eğer elinizde yoksa kimyon ilave edin. Biraz da zeytinyağı ilave edelim ve karıştıralım. Böyle bütün malzemeyi güzel birbirine karıştıralım. Ve karıştırdıktan sonra üzerine 2 tatlı kaşığı nar ekşisi ilave edelim. Nar ekşisini mutlaka ilave edin arkadaşlar. Çok güzel lezzet veriyor patates salatasına. Muhakkak bu tarifi deneyin. Sonra nar ekşisini de patateslere güzel yedirelim. Güzelce karıştıralım. Ve karıştırdıktan sonra servis tabağının üzerine patates salatasını alalım. Patates salatasının üzerini örtüp kenara alalım. Bol sebzeli kısır için 1 su bardağı kısırlık bulguru 1 su bardağına yakın kaynar su ile ıslatalım. Yani yarım su bardağından biraz fazla, 1 su bardağından da biraz eksik. Islatmış olduğumuz bulguru karıştıralım. Üzerini şöyle bir tabakla örtüp biz de soğanını kavuralım. Küçük bir tavanın içerisine büyük boy bir adet soğanı alıp yemeklik doğrayalım. Kısırı da bir de bu tarifle deneyin arkadaşlar. Bu da çok lezzetli oluyor. Soğanları doğradıktan sonra üzerine bolca sıvı yağ ilave edelim. Ocağın üzerine alıp soğanları kavuralım. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra üzerine 2,5 yemek kaşığı salça ilave edelim. Ben domates salçası kullandım. Ve güzel kavuralım. Salça ve soğan güzel kavrulduktan sonra ocağın üzerinden alalım. Ve suyunu çekip şişmiş olan bulgurun üzerine hazırlamış olduğumuz soğanlı salçalı karışımı ilave edelim. Baharat olarak da üzerine
böyle bir tatlı kaşığı çiğ köfte baharatı, bir tatlı kaşığı isot ve bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber kullandım. Ve karıştıralım. Ben kısırı çiğ köfte baharatları ile yapıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ama siz bu şekilde elinde baharatınız yoksa normal istediğiniz herhangi bir baharatla tatlandırabilirsiniz. Ama elinizde çiğ köfte baharatı varsa muhakkak bu baharatla deneyin. Sonra üzerine böyle yeterince tuz ilave edelim ve yine karıştıralım. Bütün malzeme birbirine güzel işlesin. Karıştırdıktan sonra üzerine bir tutam maydanoz doğrayalım. Maydanozu doğradıktan sonra üzerine bir adet de taze yeşil soğan doğrayalım. Çok fazla büyük doğramayalım. Böyle küçük olacak şekilde soğanları doğrayalım. Soğanı da doğradıktan sonra üzerine böyle bir parça marul doğrayalım. Marulu da doğradıktan sonra üzerine bir adet domatesi doğrayıp ilave edelim ve karıştıralım. Böyle bütün malzemeyi birbirine karıştırdıktan sonra ayrı bir kasenin içerisine kısırı alalım. Kısırın üzerine isterseniz nar ekşisi de ilave edebilirsiniz. O da çok ayrı bir lezzet verecektir. Kısırın ağzını da örtüp kenara alalım. Patatesli poğaçamızı hazırlayalım. 5 adet orta boy patatesi haşlayıp kabuklarını soyalım. Patatesler ben kaynarken kullanıyorum arkadaşlar. Direkt haşlandıktan sonra hemen kabuklarını soyup hamuru yoğuruyorum. Böyle patatesleri rendeleyelim. Patatesleri rendeledikten sonra oda ısısında 2 su bardağı sütü patateslerin üzerine ilave edelim. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave edelim. 1 yemek kaşığı üzerine şeker ilave edelim. 3 adet yumurtayı kıralım. Ama 2 adet yumurtanın sarısını ayıralım. Sarılarını üzerine sürmek için ayrı bir tabağın içerisine alalım. Diğer 1 adet yumurtayı ve 2 adet yumurta beyazını da hamurun içerisine ilave edelim. Ben bu tarifi daha önce 2 sefer paylaştım arkadaşlar. Bu sefer de 5 çayı menüsünün içerisinde paylaştım. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka bu tarifi deneyin. Ve poğaçalarınız bayatlamasını istemiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Yumurtaları da ilave ettikten sonra 1 adet yaş mayayı malzemenin üzerine kırıklayalım. Ve elimizle bütün malzemeyi birbirine karıştıralım ve mayanı da eritelim. İsterseniz bu esnada kaşıkla veya çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde elimle ezerekten yoğurdum. Böyle karıştırdım arkadaşlar. Çünkü içerisindeki patatesle bütün malzemeyi birbirine ezdim. Sonra üzerine kontrollü bir şekilde ilk etapta 5 su bardağı unu ilave edelim. 5 su bardağı unu ilk etapta ilave ettim. 6. su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave edelim.
Kesinlikle bu hamur cıvık olacak arkadaşlar. Katı bir hamur yoğurmayacağız. Böyle ele yapışan çok cıvık bir hamur olmalı. Kesinlikle katı bir hamur olmayacak. 5 su bardağı unu ilave ettikten sonra üzerine 2,5 tatlı kaşığı tuz ilave edelim ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Un gerektikçe 6. su bardağı unu kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim. Çünkü her un farklılık gösterebilir arkadaşlar. Benim 6. su bardağı un da gitti. Yani tam onu da kullandım. 6 su bardağı un bu vermiş olduğum ölçülere tam denk geliyor. Ama dediğim gibi her un farklılık gösterebilir. Ha benim unum markalı bir un değil, market unu. Yani normal 405'lik olan unlardan. Ama yine de hiçbir marketin unu diğerine tutmuyor. Siz kontrollü olacak şekilde 6. su bardağı unu benim gibi kontrollü ilave edin. Böyle bu şekilde unu yedirdikten sonra elimizi yıkayalım. Ayrı küçük bir kasenin içerisine sıvı yağ alıp elimizi yağlayalım. Hamuru hiç mayalandırmıyoruz bu esnada. Yoğurduktan sonra hemen direkt bezeliyoruz. Bu esnada elimizi yağlamamız çok önemli arkadaşlar. Yoksa şekil veremeyiz. Çünkü çok ele yapışan bir hamur. Şeklini vermemiz için yağ kullanmamız. Bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayalım. Ve bu işleme bitene kadar devam edelim. Hamurlar bittikten sonra mayalanmaya bırakalım. 45 dakika üzerine örtülü bir şekilde hamurları mayalandıralım. 45 dakikanın sonunda bakın hamurlar nasıl kabarıyor. 2 adet yumurta sarısını çırpıp havasını indirmeden dikkatli bir şekilde fırça yardımıyla yumurta sarılarını hamurun üzerine sürelim. Yumurta sarılarını hamurun üzerine sürdükten sonra bir kase kaşar peynirini rendeleyelim. Ve rendelemiş olduğumuz peyniri böyle yumurta sarısı sürmüş olduğumuz poğaçaların üzerine istediğiniz miktarda ilave edelim. Eğer kaşar peyniriniz yoksa şart değil, sade de yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 veya 250 derece alt üst ayarda altı üstü güzel kızarana kadar pişirelim. İkinci tepsiyi de aynı şekilde aynı işlemi uygulayalım. Poğaçalar piştikten sonra fırından çıkartıp üzerine temiz bir bezle örtelim ve 10 dakika hamurları dinlendirelim. Yine aynı şekilde ikinci tepsinin üzerinde örtüp 10 dakika dinlendirelim. Hamurları dinlendirdikten sonra istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Bakın ne kadar yumuşak. Böyle bir hafta kesinlikle bayatlamıyor. Eğer bayatlamayan bir poğaça arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Bakın yumuşacık sünger gibi bir poğaça. Patatesli, kaşarlı poğaçalarım servise hazır. Mutlaka siz de bu tarifi deneyin. Yoğurtlu cevizli erişte için istediğiniz miktarda erişteyi alıp üzerine kaynar su ilave edelim. Erişteler yumuşayana kadar haşlayalım ve haşlarken de suyuna tuz ilave edelim. Erişteler haşlandıktan sonra kenara alıp üzerine soğuk su ilave edelim ki şoklansın. Böyle bir avuç yani yarım su bardağı cevizi kırıklayalım iri olacak şekilde. Sıvı yağla biraz kavuralım. Cevizler daha lezzetli olsun. Kavurursanız daha lezzetli olur. Sonra üzerine bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave edelim. Karıştıralım. Üzerine bir çay kaşığı da tereyağı ilave edelim. Güzel bir lezzet vermesi için tereyağını da ilave edelim. Tereyağını da eritip ayrı bir kasenin içerisinde istediğiniz miktarda yeteri kadar yoğurdu alıp üzerine bir diş sarımsağı rendeleyelim. Erişteleri de ilave edip üzerine hazırlamış olduğumuz cevizli karışımı üzerine dökelim ve servis edelim.
Erişteyi yoğurtlarken o esnada videoyu çekmemişim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. 5 çayı lezzetlerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Pastamın tarifini ayrı bir videoda paylaşacağım ve paylaştığımda da linkini bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.